Kıymetli konuklar, şimdi de Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Arslan'ı sahnemize davet etmek istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Arslan. Buyurunuz. Saygıdeğer milletvekillerim, Sermaye Piyasaları Kurumumuzun çok değerli başkanı, bankalarımızın ve finans dünyamızın üst düzey yöneticileri, değerli konuklar, kıymetli basın mensupları. Küresel ekonomideki gelişmelerin yoğunlaştığı bu dönemde finans zirvesi gibi önemli etkinliklerde paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmamızın ülkemize değer katma yönünde hepimize fayda sağladığına inanıyorum. Bu organizasyonun hayata geçmesi yönünde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor. Sözlerimi sizleri saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, küresel gerilimlerin ticari işbirliklerinin önüne geçtiği bu dönemde gelişmekte olan ülke ekonomilerinin para birimleri üzerindeki baskı yoğunlaşmaktadır. 16 yıl boyunca birçok alanda atılım gerçekleştirerek ekonomik istikrar yakalayan yatırımcıların ilgi odağı olan ülkemiz son dönemde piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan değerlendirmelere maruz kalmaktadır. Diğer yandan bu tür olumsuz değerlendirmeleri ekonomisinin güçlü temelleri ve istikrara dayalı yönetim anlayışıyla her zaman olumlu sonuçlara yönlendirmeyi başarmış olan ülkemiz kararlı bir ekonomi modeline geçmektedir. Yeni ekonomi modelinin temelinde ileri teknolojiye dayanan katma değeri yüksek, ürün üretimi ve cari dengeyi olumlu etkileyecek sektörlerin önceliklendirilmesi yatmaktadır. İhracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde ekonominin tüm bileşenlerinin işbirliği içinde çalışabilmesi de olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir. Üretim anlayışımızı geliştiren teknolojiye yönelik yatırımlar firmalarımızın rekabet gücüne katkıda bulunmakta, markalaşmanın da önünü açmaktadır. Böylece kaliteli ve verimli ürünler çeşitlenmekte, ihracatımız sürekli gelişmektedir. Yerli ve milli markalarımızın öne çıktığı, sanayimizin gelişerek ihracatta daha güçlü olmayı hedeflediğimiz yeni dönemde ekonominin en güçlü destekçisi yine bankacılık sektörü olacaktır. 80 yıldır reel sektöre kesintisiz destek olma misyonuyla faaliyetlerini yürüten Halkbank da bu alanda önce olmaya devam edecektir. Biz Halkbank olarak kuruluşumuzun 80. yılında da bankacılık ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeyi sürdürmekteyiz. Türkiye'de esnafın KOBİ'ye, KOBİ'nin sanayiciye dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda bu dönemde KOBİ kredilerindeki pazar paylarımızı %15'in üzerine çıkarmak suretiyle bu alandaki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra da KOBİ bankacılığı denince akla gelen ilk banka olmaya güçlü ve güvenli kaynak yapımızla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Elbette bankacılık sektörünün bu çalışmaları ekonomik verilere de yansımaktadır. Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yılın Ağustos ayına göre %58 oranında azalırken özellikle turizm gelirlerinde çok ciddi bir artış sağlanmıştır. Çelik, makina, otomotiv ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde önemli atılımlar yapmış bulunmaktayız. Firmalarımızın uluslararası rekabette ayakta kalabilmesinden ve pazar çeşitliliği oluştururken mevcut pazarlardaki paylarını arttırabilmelerinden de
büyük mutluluk duymaktayız. Ülkemiz yapısal reformların ve hızlı karar alabilen yeni yönetim sisteminin olumlu etkisiyle ekonomik gelişimini sürdürecektir. Bir önceki yüzyılda yaşanan krizlerden önemli dersler çıkarmış olan finans sektörünün küresel ve bölgesel olarak yaşanan şartlardan alnının akıyla çıkacağını görebiliyoruz. Şundan da eminiz ki bu süreçte bankacılık sektörümüz de daha güçlü bir Türkiye için yenilikçi projeler geliştirmeye de devam edecektir. Sektörümüz güçlü mali altyapısı ve yüksek aktif kalitesiyle ekonomiye değer katmaya kararlıdır. Diğer taraftan özellikle ürün çeşitliliğinin artması, kira sertifikaları gibi kapsayıcı enstrümanlar sermaye piyasalarımızın derinleşmesine ve sermayenin tabana yayılmasına yardımcı olarak reel sektörümüzün ihtiyaç duyduğu fonlara erişimini rahatlatacaktır. Bu sayede yaşanan dalgalanmalara rağmen önümüzdeki dönemde ülkemiz sermaye piyasalarının da güçleneceğini ve reel sektöre katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, finans dünyasının fikir teatisinde bulunacağı bu önemli organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim Sayın Arslan.